İnsanda bir benlik duygusu vardır. İnsan her zaman ben der ve her şeyde en mükemmel olduğunu düşünür. İşte bu duygudur Firavun'a ben sizin Rabbiniz değil miyim dedirten. Bu duygudur Nemrutları, Karunları, Belamları çıkaran. Bu duygudur insanı kibirli yapan, büyüklenmesine sebep olan. O halde bizim için en büyük bir mesele bu benlik duygusundan kurtulmak ve bu duyguyu öldürmektir. Peki bunu nasıl yapacağız? Üstad Hazretleri bunun yolunu şöyle gösteriyor: Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman elbette sümbürlenip neşvunema bulamaz ölü gider. Evet bir tohumu toprağa atsanız uygun şartlarda büyük kocaman bir ağaç olur. Lakin o tohumu delersek artık o tohum büyüyemez, ağaç olamaz. Delindiği anda ölü gider. Aynen bunun gibi bizlerde de bir benlik tohumu var. Bu tohuma ene denmiş. Ene Arapçada ben demek. Eğer bu ene yani benlik tohumu uygun şartları bulursa büyüyecek, sahibini bir firavun yapacak. Onu büyümeden öldürmeli ve yok etmeliyiz. Şimdi sorumuz şu, tohumu delmek kolay. Peki bu benlik tohumunu nasıl delip öldüreceğiz? Üstadımız bunun yolunu şöyle gösteriyor. Kezalik Ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi Allah, Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz ve ki samavat ve arza isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde ene mahvolur. Benlik duygusunu öldürmenin yolunu öğrendik. Allah Allah demek, Allah zikrine devam etmek, kalbe Allah dedirtmek ve bu zikrin ateşiyle yanmak. Bu yanmak benlik duygusunu adeta deliyor ve öldürüyor. Artık sahibini firavun yapamıyor, gaflete sürükleyemiyor. Allah'a isyana sevk edemiyor. Allah zikri sayesinde Benlik duygusu ölüyor ve yok oluyor. Benlik tohumu öldüğünde bu tohumun meyveleri olan kibir, büyüklenme, kendini beğenme, kendini ölümsüz zannetme gibi kötü hasletler de ölüyor. Çünkü bu hasletler benlik ağacının meyvesi. Tohum ölürse ağaç olmaz. Ağaç olmazsa meyve de olmaz. Şimdi bize düşen ne? Sadece bu dersi anlatmakla ya da dinlemekle ene denilen bu benlik duygusu ölmez. Biz bu derste sadece yolunu öğrendik. Yolu bilmek başka, yoldan yürüyüp maksuda ulaşmak başka. Eğer benlik duygusunu öldürmek istiyorsak Allah Allah demeye kalbi çalıştırmaya başlayacağız. Her bir Allah zikri enenin başına vurulan bir darbe olacak. Ama bu Allah zikrini de gafletle değil, tefekkürle yapmalıyız. Allah Allah derken bir nebze yanmalı, zikrin ateşini hissetmeliyiz. Çünkü eneyi yok eden Allah zikrindeki bu şua ve sıcaklık. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Bir köşeye çekilin. Gözünüzü kapatıp hayalen denizlerin dibine dalın. Balıklardan bir zikir halkası yapın. Siz de o zikir halkasının ser zakiri olarak onlarla birlikte Allah deyin. Onların da Allah zikrini işitin. Sonra balıklarla vedalaşıp semaya yükselin yıldızları toplayın, onların ser olup onlarla beraber Allah, Allah deyin, onların da zikirlerini işitin. Sonra hayalen bir ormana girin, ağaçlarla birlikte bir sağa bir sola yatarak Allah zikrine devam edin. Bu zikrin ateşiyle ağaçların çatırdadığını görün. Sonra da bir karıncanın yuvasına girin. Onunla birlikte "Ya Allah! Ya Allah!" deyin. Oradan çıkıp kuşlar meclisine girin. Toplayın kuşları etrafınızda sizinle birlikte "Allah! Allah!" desinler. Sonra oradan çıkıp geçmiş zamanın kapısını çalın. Peygamberlerin arasında oturup onların Allah Allah zikrine şahit olun. Sonra istikbale hayalen bir yolculuk yapın. Kabrinizin başında dikilin. Hemen kabrinizin yanında eşinizin, evladınızın ve sevdiklerinizin kabirlerini de görün. Gafletle geçen bir ömre içten bir ah çekip Ya Allah, Ya Allah diyerek Af ve tövbe isteyin. İşte kainatı böyle gezin. Zamanlarda ve mekanlarda dolaşın. Sadece dilinizle değil, bütün latifelerinizle Allah deyin. Kainatla birlikte Allah deyin. Varlıklarla birlikte Allah deyin. Deyin ki bu benlik duygusu ölsün, mahvolsun. Yerinde tevazu tohumu çatlasın ve ondan tevazu ağacı çıksın. Şimdi izahını yapmaya çalıştığımız bölümü bir daha okuyalım. Yaptığımız izahla metne bakmaya çalışın. Tohum olacak bir habbenin kalbi yani içi delindiği zaman elbette sümbüllenip neşvunama bulamaz ölü gider. Kezalik Eneyle ile tabir edilen enaniyetin kalbi Allah, Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz ve haliki samavat ve arza isyan edemez. O zik ilahi sayesinde ene mahvolur, Allah'a emanet olur.